Selamünaleyküm. Allah gecenize hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü mübarek eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü mübarek eylesin. Hadis-i şerifte Mevlana Celaleddin hiç sessiz zikir yapmamış deniyor. Burada ne demek istemiyor? Bu herhalde yanlış olmuş. Hadis-i şeriflerde böyle bir söz geçmez çünkü Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hicri 800'lerde yaşamış. Kaçıncı beyit demişiz? Kaç? 515. İlkbahar Allah fermanını getirmedikçe toprak gizli şeyleri meydana çıkarmaz. Bir cömerttir, bir vericidir ki bu haberleri, bu eminliği, bu doğruluğu cansız bir varlık olan yeryüzüne vermiştir. Cansız bir varlığı lütfu her şeyden haberdar etmiştir de kahrı akılları kör etmiş gitmiştir. Can da bu coşkunluğa dayanamaz gönül de. Kime ne söyleyeyim? Dünyada bir tek kulak bile yok. Nerede bir kulak varsa onun yüzünden göz kesilmiştir. Nerede bir taş varsa onun yüzünden yeşim taşına dönmüştür. Kimyayı meydana getiren odur. Kimya da ne oluyor? Mucizeler bağışlayan. O simya da nedir? Şu benim övüşüm, övüşü bırakmak sayılır. Çünkü bu da varlık delilidir. Varlıksa yanlış bir şeydir. Onun varlığına karşı yok olmak gerek. Ona karşı varlık nedir? Kör. Yaslara batmış bir hiç. Kör olmasaydı onun yüzünden erir giderdi, güneşin hararetini tanır da yok olurdu. Yaslara batıp mor elbiselere bürünseydi şu alem buz gibi donar mıydı hiç? Hazreti Mevlana bizi dışımızdaki varlık alemine döndürüyor. Mükaşefe etme. Eşyayı tanıma. Etrafındaki nesneleri ve objeleri tanımaya yönlendiriyor. Onların üzerindeki yaratışla alakalı tecelliyatları seyretmemizi, seyrillah yapmamızı istiyor. Diyor ki bak, ilkbahara Allah'ın fermanı gelmedikçe topraktan hiçbir şey çıkmıyor. Cenab-ı Hak varlığa, kainata öyle bir sistem oluşturmuş. Ve o varlık Cenab-ı Hak'ın oluşturmuş olduğu sistemle bir düzen içerisinde gidiyor. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri Haşr Risalesi'nde bunu söyler. Haşr Risalesi'nde bakın der, bahar gelince topraktan bütün her şey yeniden neşvi neva olur. Ölüdür her şey. Kış geldiğinde ölmüştür. Ama bahar gelince Cenab-ı Hak o ölü olan bütün her şey yeniden can verir, hayat verir. Yine kış gelir. Tabiata baktığınızda kış bütün meyvelerin ve bitkilerin yapraklarını döker, otu çöpü hiçbir şeysi kalmaz. Hiçbir şey kalmayınca toprağın içerisinde gizlenir kalır.
Ama her bahar geldiğinde Cenab-ı Hak bütün bahar değmiş bütün topraklara yeniden bir hayat verir. Bunu bu şekilde tanzim eden, yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak varlık noktasında, yaratma noktasında eşsizdir. O eşsiz varlık, o eşsiz mucizelerini, eşsiz kerametlerini, eşsiz tecelliyatlarını her daim gösterir. Bir cömerttir ki, bir vericidir ki, Allah öylesine cömerttir ki, öylesine vericidir ki, bir karşılık beklemeksizin ihya eder. Bir isteyene vermek vardır. Asıl cömertlik, neye ne ihtiyaç varsa istenmeden vermektir. Bu tabiri caizse cud ehli olmaktır. Cud ehli olmak bir kimsenin ve bir şeyin neye ihtiyacı olduğunu tespit edip onun ihtiyacı olan şeyi o istemeden bahşetmektir. Bu Allah'ın ahlakıdır. Cenab-ı Hak bahar geldiğinde hiç istenmeden bütün yeşilliği, otu çöpü, bütün güzellikleri bahşeder, lütfeder, cud ehlidir. O doğmuş olan bir çocuğa annenin memesinden süt lütfeder. O çocuk bir şey istememiştir. O çocuk bir şey isteme noktasında da değildir zaten. Ama Cenab-ı Hak cud ehlidir. Annesinin memesinden onu rızıklandırır. Cenab-ı Hak anne karnında onu rızıklandırdığı gibi. Onun rızıklandırması eşsizdir. O verir, vericiliğinde hesap kitap etmez hiç. Saymaz da. İnsanoğlu sayar, o saymaz. İnsanoğlu tartar, o tartmaz. O hesapsız kitapsız verir. Öylesine vericidir. Bu eminliği, bu doğruluğu cansız bir varlık olan yeryüzüne vermiştir. Hani bundan önce beyitte diyordu ki, toprak bu eminliği nereden aldı biliyor musun diyordu. Toprak bu eminliği aldığı yer Allah'tı. Allah toprağı emin kıldı. Toprağı emin kılaraktan onun içerisine o toprak tohumu muhafaza etti, korudu ve tohumdan ağaç meydana getirdi. O toprak eminliği nereden aldı? Allah'tan aldı. Allah onu emin kıldı. Cenab-ı Hak insanların içerisine de emin kılmıştır. Emin insanlar vardır. Onlar eminliğe doğru, emin olma yoluna koşarlar. Cenab-ı Hak onlara eminlik verir. Siz hain olma yolunda koşarsanız, hainliği bulursunuz. Emin olma yolunda koşarsanız, eminliği bulursunuz. Siz vefa yolunda koşarsanız, vefayı bulursunuz. Vefasızlığa koşan, vefasızlığı bulur. Sevgiye koşan kimse, muhakkak sevgiyle buluşacaktır. Sevgisizliğe koşan kimse, muhakkak sevgisizlikle buluşacaktır. Cenab-ı Hak toprağa eminliği vermiş. Toprak tevazunun misalidir. Kim tevazu ehli olursa o emin insan olur. İnsanlara sempatik gelir. İnsanlara tatlı gelir. İnsanların geçinmesi onunla kolay gelir. Tevazu ehli insan Allah ahlakıyla ahlaklanmıştır. Tevazu ehli olan insan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanmıştır. O zaman toprak tepeden bakmaz. Sen de tepeden bakma. O yüzden Hazreti Mevlana toprak gibi ol der. Tevazuda toprak gibi ol. Cömertlikte güneş gibi ol. Güneş gibi ol. Elinden geldiğince cömert ol. İlmini saklama, duanı esirgeme, gözyaşını esirgeme. Elinden gelen bir şey varsa
sağ elinin verdiğini sol elin görmesin. Saklıdan, gizliden, habersiz insanlara cömertlik yap. Şatafata düşme, şataata düşme, gösterişe düşme. Ben yapıyorum deme. Ortalığa dökme yaptığın şeyleri. Gösterişten uzak ol. İslam toplumunda İslam ahlakı gösterişten uzak durmaktır. Hayır yaptığın yeri incitmemektir. Birisine bir kuruş veriyorsan incitmezsin. İncitmeden verirsin. Birisine bir yardım edeceksen incitmeden yardım edersin. Göstermeden yardım edersin. Hediyeyi götüreceksen göstere göstere hediye götürülmez. Saklıdan gizliden verirsin. Bak ben sana hediye veriyorum ha. Bakın ben ona hediye veriyorum. Bu İslam adabında erkanında yoktur. Saklıdandır, gizlidendir. Allah muhafaza eylesin. İşte o eminliği, doğruluğu Cenab-ı Hak toprağa vermiş. Sen de toprak ahlaklı ol. Sana bir ekerlerse sen yedi ver. Sen yedi ver. Sen yedi veren üzümü gibi ol. Bitmesin sende. Neden yedi veren üzümü demişler? O böyle birkaç salkımı olur, kesersiniz siz onu. Arkadan böyle tohur gelir. Çiçek açar, koruk olur. Olanı kesersin, olanı kesersin. Arkadan gelir o. Olanı kesersin, arkadan gelir. Yedi veren üzümü derler ona. Ta son baharın sonuna kadar ondan üzüm bitmez. Her yerde üzüm biter, onda üzüm bitmez. Ona yedi veren üzümü derler bizim o tarafta, İzmir tarafında. Bilmiyorum buralarda var mı? Var mı buralarda öyle bir üzüm? Yok. Bizim oralarda böyle enteresandır o. Yedi veren üzümü derler ona. Hiç üzerinde üzüm eksik olmaz onun. İlk üzüm veren de odur. Yedi veren derler ona. O böyle ilk erer onun. Önceden ermezden önce onun koruk derler. Biz koruk deriz olmayanı. Olmayanı koparırlar, ondan ekşi yaparlar. Ondan sonra işte böyle kendince bizim oraya has bir koruk suyu derler bizde. Üzüm suyu da demezler. Koruk suyu yaparlar. Çok lezzetli olur. Yazın böyle serinletir insanı. Hem C vitamini vardır. Hem böyle vitaminlidir. Öyle bir koruk suyu yaparlar. Bayındır'da. Herkes içer. Böyle sever bir de. Bizim Bayındır'ın koruk suyu biraz daha farklı olur. Başka yerlere benzemez. Övünmek gibi olmasın. Daha lezzetlidir. Başka yerlerde de içiyorum ben. Öyle güzel değil. Bizimkiler nasıl tutturmuşlarsa güzel tutturmuşlar. Daha da benim herhalde belki de alışkanlığımdan. Yedi veren üzümüdür o. Üzümü bitmez. Derviş yedi veren üzümü gibi olacak. Mümin yedi veren üzümü gibi olacak. İyilikte, güzellikte, doğrulukta, hoşgörüde, tatlılıkta. Yedi veren üzümü gibi devamlı verecek. Ona birisi bir iyilik yaparsa o yedi iyilik yapacak. Yedi veren üzümü gibi. Cansız bir varlığı, lütfu her şeyden haberdar etmiştir de kahrı, akılları kör etmiş gitmiştir. Cenab-ı Hak o, bu alem cansızdı. Cenab-ı Hak bu aleme can bahşetti. Her şey cansızdı. Cansız olan bütün varlığa can bahşetti. Hayat bahşetti. Hayatın sahibi Allah. Toprağa bakıyorsunuz cansız. Ama buğday ekiyorsunuz. 1:7 veriyor. 1:700 veriyor. Toprağa bakıyorsunuz cansız. Bir tohum ekiyorsunuz, koca çınar oluyor, koca meyve ağacı oluyor. Cenab-ı Hak lütfedince 1:700 verir. Ama onun kahrı dokunursa gören görmez olur.
kör olur. Anlayamaz. İdrak edemez. Onun kahrını celbetmemeye gayret etmek lazım. Bir kimse bir hata işler, bir kusur işler, bir yanlışlık yapar. Cenab-ı Hakk'ın kahrı dokunur ona. Allah masumu kahretmez. Dosdoğru gideni kahretmez. O kahrı kul kendisi ister. Kahre doğru yol alır. Allah'ın kahrına sebep olacak haramlar işler. Haramdan da geri dönmez. Bir de yapmış olduğu haramı haklı göstermeye çalışır. Ya haram, konuştuğun haram, konuştuğun Kur'an ve sünnetin dışında, söylediğin sünnet ve sünnetin dışında veyahut da kızdığın şey, nefret ettiğin şey, Allah'ın sevdiği şey. Sen Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği bir fiiliyatı, bir hali, bir hareketi, bir doğruya kızarsan Cenab-ı Hakk'ın kahır esması senin üzerinde tecelli eder. Sen neden böyle oldu deme. Sebep sensin. Sen haramı helal gördün bir yerde. Bir yerde birisi bir helal işliyordu, ibadet ediyordu. Kur'an ve sünnet ona müsaade etmişti. Sen onu kerih gördün. Onu kerih görmekle aslında kibirlilik yaptın. Kime karşı? Allah'a karşı. Farkında değilsin. Birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetini işliyor. Onun sünneti dairesinde sen ona tepeden bakıyorsun, kerih görüyorsun. Farkında değilsin. Veya bile bile yapıyorsun. Tövbe et. Sufiler günde 100 kez neden tövbe ederler? Hazreti Muhammed Mustafa günde 100 kez tövbe etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Sendeki bu kibirlilik ne? Sendeki bu körlük ne? Sendeki bu aymazlık ne? Sen kendini ne zannettin? Hazreti Muhammed Mustafa'nın günde 100 kez tövbe ettiği bir dünyada sen tövbe etmeden nasıl yaşarsın? Sufilere dil uzatırlar. Onlar vucu. Allah'ı zikredene Allah zikreder. En büyük iştir Allah'ı zikretmek. Sen neyi kereh gördün şimdi? Senin kereh gördüğün şey ayet-i kerimede en büyük iştir diye atfedilen bir ibadet, bir fiiliyat. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Arkasından ayet-i kerime diyor ki namaz insanları kötülükten alıkor. Öyle kendi kendine alimlik taslayıp namaz da Allah'ı zikirdir deme. Arkasındaki ayet-i kerime namazda başka türlü bahsediyor. Namazdan salat olarak bahsediyor. Sen kalkacaksın Allah'ı zikredenleri kerih göreceksin. Körün körü olursun. Bizde böyle bir algı var. Allah işini bozmasın. Allah işini bozmaz kardeşim seni. Sen kendi kendinin işini bozarsın. Bizde batıl Babil Tanrı inanışı yok ki. Babil Tanrı inanışında o. Allah onların tanrıları tuzak kurarlar kullarına. Allah kimseye tuzak kurmaz. Allah tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarır. Allah kimsenin işini bozmaz. Sen işinin bozulmasına sebep olacak yanlışlıklar yaparsın. Allah kimsenin evliliğini bozmaz.
Sen eşine, evine, çoluğuna, çocuğuna dikkat etmemişsindir. Allah kimseyi alıp da cehenneme atmaz. Sen cehennemlik amel işlemekte ısrar edip devam etmişsindir. Sen yapmışsındır onu. Sen öyle yaptığın için, harama devam ettiğin için, haramı helal gördüğün için, helalı da haram gördüğün için Cenab-ı Hak senin gözünü mühürler. Sen gözünle her türlü yanlışlığı yaparsın, senin gözün manen mühürlenir. Gözün afatları. Sen kadınların üzerine şehvetle bakma. Sana ne eteğinin boyundan, sana ne pantolonunun darlığından, sen kendi ailene, çoluğuna, çocuğuna bak. Sana ne milletin evinden ne gözetliyorsun? Sana farz mı oldu karşı komşuya kim girip çıkıyor bakmak? Her karşı komşunun zili çaldığında dikiz deliğinden bakmak, kim geldi kim gitti diye. Gözün afatları. Sen gözün afatlarına devam edersen gözün manen kör olur senin. Ve gözün manen mühürlenir senin. Sen Allah'ın nimetlerini görmekten uzak olursan Cenab-ı Hak senin gözünü manen mühürler. Sensin sebep. Sen gözünle bakarsın, ben ne kadar güzelmişim. Allah beni güzel yaratmış, güzel yapmış demezsin. O güzelliğini de yabancı erkeklere sunarsın. Allah senin gözünü ne yapar? Manen mühürler seni. O göz Kur'an okuyacak. O göz ilim öğrenecek. O göz eşine bakacak, çocuğuna bakacak. O göz helala bakacak. O göz helalla haşır neşir olacak. Göz helalla haşır neşir oldukça herkesin baktığı gibi bakmazsın. Sen farklı görürsün. Sana eşyanın hakikatini gösterir. Sen haram dinlersen, sen harama kulak kabartırsan, dedikoduya, gıybete, bühtana, suizana, iftiraya kulak kabartırsan senin kulağın manen mühürlenir. Senin kimse kulağına öyle Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini duyacağım diye düşünme. Sen oğlu zikrullah'ta o gıybetleri dinlerken, iftiraları dinlerken, suizanı dinlerken zikrullah da Abdülkadir Geylani Hazretleri gelip sana bir şey söyleyecek de sen duyacağım diye düşünme. Yok. Öyle yok. Kulağın mühürlenir senin. Farkına varmazsın. Çok affedersiniz. Senin duyduğunu eşekler de duyuyor. Senin duyduğunu tavuklar da duyuyor. Gıt 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 diyorsun geliyor. Senin duyduğunu köpekler de duyuyor. Hoş diyorsun gidiyor. Sen farklı şeyler duyman lazım. Sen insansın. Seni alemlere halife olarak yarattı. Hadi bana kabir aleminden bir ses getir. Hadi bana ruhlar aleminden bir ses getir. Hadi alemi ervahtan bir ses getir bana. Hadi alemi berzahtan bir ses getir bana. Hadi cennetten bir ses getir bana. Sen bu herkesin duyduğunu duymak için yaratılmadın ki. Herkesin gördüğünü görmek için de yaratılmadın. Bak peygamberler Cebrail aleyhisselamı gördü. Bak sahabeler melekleri gördüler. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri mescide gelmeyen gencin öldüğünü duydu. Koşa koşa gitti kabrin başına. Ey falan! Allah'ın vaadini gördün mü? Hitap geldi. Vallahi Allah'ın iki
Lütfunun ikramına mazhar oldum. Koca Ömer, senin kulağın bunu duymalı. Senin gözün bunu görmeli. Bunu görmüyorsan otur tövbe et. Kendi kendine ben dervişim cakası satma. Kendi kendine ben oldum davası gütme. Kendi kendine ben bittim davası gütme. Kendi kendine ben hocayım, dervişim, şeyhim, üstadım, zakirim, nakibim. Sakın ha. Ayaklarına kurşun bağla. Havalanmanın senin indirsin aşağı. Küstahlık yok. Sakın. Kulağın mühürlenmesin. Gözün mühürlenmesin. Dikkat et. Bunlar mühürlenince sonraki mühürlenen yer neresi? Kalp. En tehlikeli nokta. O yüzden sufilerin, hal dervişleri kendilerini çabuk toplarlar. O zikrullah'ta oturur. Önce işte tevhidde diyelim ki başlangıçta o üstadını gördü. Ondan sonra Abdülkadir Geylan Hazretleri'ni gördü. Zikrullah devam ediyor. O işte melekler geldiler. İyi, âlâ. O pir efendiler geldi. Bunlar hayal değil. Bunları konuşmaktan da korktular hep. Herkes dedi ki bunlar uçuyorlar ya. Böyle bir şey mi var? Bunlar kafayı kırmışlar. Bunlar deli. Ondan sonra herkes işitçi oldu. Ondan sonra herkes Vahhabi Selefi oldu. Şimdi bunlar nereden çıktı? Nereden çıktı? Siz ürettiniz. Bunlar nereden çıktı? Siz ürettiniz. Siz hadis-i şerifleri inkar ettiniz. Bunlar nereden çıktı? Siz ürettiniz. Siz mezhepleri inkar ettiniz. Bunlar nereden çıktı? Siz ürettiniz. Dergahları kapatan sizsiniz. Tekkeleri kapatan sizsiniz. İslam dünyasında komple. Kim kapattı? Avrupalılar kapattırdı. İngiliz'i, Amerika'sı, Rus'u, Fransız'ı, Alman'ı hepsi de kapattırdılar. Siz getirdiniz laikliği içimize. İnsanlar gittiler. Nereden ne ilim aldıkları belli değil. Bu hale geldiler. Siz manayı katlettiniz. Siz götürdünüz bizi her gün karakola 28 Şubat'ta. Siz götürdünüz. Biz bangır bangır bağırdık kardeş. Biz bu vatanın evladıyız. Biz devlet düşmanı değiliz. Biz bu millet düşmanı değiliz. Biz bu vatanı, bu milleti, bu insanları seven insanlarız. Yanlış yapıyorsunuz. Biz anlattık. Dinlemedi kimse bizi. Şimdi Ankara'nın göbeğinde bomba patlıyor. Kaç kişi? 100 kişi. Yazık değil mi o canlara? Bu eğitimi nereden aldı? Kim verdi bu eğitimi ona? İnsanları mana vermediler ki. Vermediler. Vermedik. Kör ettik. Kalpleri mühürlendi insanların. İnsanlar şimdi bakıyor, o 100 kişi ölmüş. Ha bizden değil, ölsünler. Nereden geldi bu ya? Bu hale nereden geldik biz? Sufi eğitimden uzak kaldık çünkü. Bir can kıymetlidir insanlık için. Siz en kafir, zalim, şedid bir kimseyi dahi haksız ve hukuksuzluk yapamazsınız. Ne hale geldik? Kör olduk. Sağır olduk. Kalbimiz mühürlendi.
Sufiler sakın ha kıyma bir canı derken biz sufilerin ağzını tıkadık. Tıkadık, biz tıkadık. Sevelim, muhabbet edelim. Gelin, insan olalım. Kardeşiz, kardeşiz. Hepimiz insanız derken sufilerin bu felsefesini siz katlettiniz. El birlik. İşte çıkan sonuç bu. Sevgisiz bir toplum, saygısız bir toplum, eğitimsiz bir toplum, kültürsüz bir toplum, sevgisiz bir dindarlık, sevgisiz bir dindarlık, saygısız bir dindarlık, seviyesiz bir dindarlık. Bununla karşı karşıyayız. Ölçüsüz bir dindarlık, bununla karşı karşıyayız. Kör, kulak sağır, nefis terbiyesi yok, nefis terbiyesi yok. Geçenlerde bir böyle McDonald's mı, McDonald's gibi yazan bir yerin önünden geçiyorum. Böyle baktım, hususi baktım. Çarşaflısından, sakallısından, şalvarlısına kadar her milletin elinde McDonald's şey, ne diyorlar ona? Servis, yanında kocaman kola. Müslümana bak dedi. Müslümana bak. Ne olacak? Hilton'da kalan şeyhin müritleri böyle oluyor. Elhamdülillah ömre yaptık. Maşallah Allah mübarek etsin. Efendi Hazretleriyle beraberdik. Maşallah mübarek olsun. Neredeydiniz? Nerede kaldı Şeyh Efendi? Hilton'daydık elhamdülillah. Maşallah ben şimdi maşallah diyorum böyle. Ben bir de hayretteyim. Diyorum oradan namaza durmuşsunuzdur. Elhamdülillah diyor. Oradan yani Hilton'un ondan sonra orada bir pencereli camlı bir bölümü var. Mescit bölümü. Oradan namaza durmuşlar. Dedim Beytullah'a tepeden bakmanın da tadı bir başkadır canım dedim. O zaman anladı benim kinaye yaptığımı. Tabii. Bu hale geldik. Bu hale geldik. Müslümanlığımız, dindarlığımız şatafata döndü. Şataata döndü. İftarlarımız şatafata döndü. Şataata döndü. Zekat dağıtıyor. Kamyonu getiriyor, atıyor. Öyle değil mi? Yok İslam'da. Yok. İnceliğimizi, naifliğimizi kaybettik. Kaybettik. Din namaz noktasında kaldı. En son namazı da attık. Neden? İki tane soysuz çıktı televizyona. Dedi ki ya namaz bu demek değildir. Ya namaz işte birisine böyle bir iyilik yapmak da namazdır. Evet. Kimse ses çıkarmadı buna. Kimse bir şey demedi. Ondan sonra birisi de çıktı, adı profesör, ayakkabıdan da kurban olur dedi. Kimsenin sesi çıkmadı. Evet. Ondan sonra birisi de çıktı, 2-3 yıldan beri diyor, zekat nedir? Fazlalığını dağıtmaktır. Komple. Ölçüsü yok. Kimse bir şey demiyor. Hatta İslam'a laf söyleyecek olanlar, İslam'a hakaret edecek olanlar, böyle kinayesine diyor ki bak, zekat fazlalığını dağıtmakmış. Dağıtın. Sen Müslüman değil misin diyorum ben şimdi. Bakıyor Müslümanım. Dağıt başta diyor. Sen onu doğru görüyorsan dağıt. Dağıtmıyor. Kimse de ona bir şey demiyor. Demiyor. Adam geçen gün CNN'de PKK terör örgütü değildir diyor.
Kimse bir şey demiyor. Demiyor. Telefonları kilitlenmiyor CNN'in. Kimse mektup yazmıyor. Kardeş, bu son 2-3 ayda 150 kusur tane şehit var. Bu ne bu? Onun da yolunu buluyorlar. Katil devlet. Biz de bakıyoruz. Aa, devlet katilmiş bizim. Oldu. Bitti mesela. Kimse bir şey demiyor. Körüz, sağırız komple. Gerçeği görmek istemiyoruz. Hiçbir şeyin. Dinin de gerçeğini görmek istemiyoruz. Dinin de gerçeğini görmek istemiyoruz. Günde 100 sefer tövbe etmek istemiyoruz. 5 vakit namaz kılmak istemiyoruz. Allah'ı zikretmek istemiyoruz. Ramazan'da 30 gün oruç tutmak istemiyoruz. Yazın göbende Ramazan mı olur canım? Yok 20 saat tutuluyor, yok 22 saat tutuluyor, yok 18 saat tutuluyor, yok fazla oruç tutuluyor. Orucun içerisine de giriyorlar. Yok kadınlar ay halinde o zamanında da oruç tutabilir. Yok kadınlar ay hali olduğunda namaz da kılabilir. Kur'an-ı Kerim de okuyabilir. Hallaç bomba gibi atıyorlar her şeyimize. Körleşiyoruz. Her noktadan. Her noktadan. Aynileşiyoruz. Her noktadan. Kendimizi diriltemiyoruz. Kalbimizi diriltemiyoruz. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, dilimizi diriltemiyoruz. Zikrullah'tan uzakız. Namaz yalan mı yapacak? Kendimizi bu noktada dizayn edemiyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak ne yapıyor? Cenab-ı Hak'ın kahrına doğru koşuyoruz. Ve aklımız kör oluyor. Çünkü gördüğüne hükmedecek olan akıl. Duyduğuna hükmedecek olan akıl. Dokunduğuna hükmedecek olan akıl. Bütün duyulara hükmedecek olan akıl. Ama akıllar bilgisiz, eğitimsiz. Akıllar bilgisiz ve eğitimsiz. Aklı Kur'an ve sünnetle dizayn edemiyoruz. Akla feraset koyamıyoruz. Neden? Kur'an ve sünnet yok çünkü. Kur'an sünnet olsa ferasetimizden korkacak her şey. Müminin ferasetinden korkunuz, sakınınız. Çünkü o baktığında Allah'ın nuruyla bakar. O kimsenin Allah'ın nuruyla bakabilmesi için kalbinde zikrullahın yerleşmesi lazım. O kimsenin akıl olarak hükmetmesi için ne diyor? Bilemediğiniz. Bilemediklerinizi. İçinden çıkamadıklarınızı kalbinize danışınız. Kalbinizdeki imama danışınız. Kalbimizdeki imam oluşması lazım. Bu ne? Allah'ın zikrullahından oluşacak olan nur. Eskiler bunu kalbi veledi demişler. Kalbin çocuğu. O nur senin kalbinde oluşacak. Onun merak etme dili var. Merak etme onun gözü var. Merak etme onun kulağı var. Merak etme onun eli var. Merak etme onun ayağı var. Bir tane daha örneğin Mustafa Özbağ var içeride. Bir tane daha kalpte. İçeride bir tane daha sen varsın. O içerideki seni oluşturacak olan şey farzları yerine getirmek,
Nafilelerle Allah'a yaklaşmak, Allah'ı sevmek, haramlardan uzak tutmak kendini. Devamlı Allah'ın zikriyle haşır neşir olmak. Bu zikrullah'a düşman olanlara bakmayın. Bu zikrullah'a düşman olanlar, sufilere düşman olanlar, şeytanın elinde oyuncak olanlar, şeytanlaşmış olanlar. Ey ümmeti Muhammed, sufilere laf söyleyen, sufilerle dalga geçen, gerçek sufiler söylediklerim. Allah'ı zikrine, Allah'ın zikriyle iştigal edenlere karşı çıkanlar, bunlarla dalga geçenler, uzak tutmaya çalışanlar, vallahi de billahi de tillahi de kalplerine şeytanın oturup Allah'ın gözlerini, kulaklarını, kalplerini mühürledikleri şeytanlaşmış kimseler. Bunlardan uzak durun. Bunlar insanların kalplerini şeytanlaştırıyorlar. Şeytanlaşıyor kalbi o kimsenin. Kalbi şeytanlaşınca aklı da şeytanlaşıyor. O Kur'an ve sünnetin hukukuyla kendini dizayn edeceksin. Kalbinde Allah'ın zikri olacak. Kalbinde Allah'ın zikri olunca merak etme. İçeride Cenab-ı Hakk'ın nuru inkişaf edecek. Merak etme, onun gözü var. Merak etme, onun kulağı var. Merak etme, onun dili var. Merak etme. Onun ilmi de var. Onun ilmi de var. O Allah'ın izniyle, Allah'ın ilhamıyla seni hakikate götürür. Herkes ağaç görür. Sen ağacın içindeki zikri görürsün, zikredeni görürsün. Herkes taş görür. Taşın içindeki mahlukatın zikrini dinlersin. Herkes boş gök görür. Gökteki melekutun zikrullahıyla beraber olursun. Zikrullah edersin. Ama o kalpte zikrullah yerleşecek. Yoksa akıl kör oldu. Bitti. Gitti akıl. Herkes gibi oldun. Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Bir farklılığın yok senin. Aklın kör oldu. Neden? Sebebi sen Allah'ın kahrına doğru koştun. Sen Allah'ın kahır sıfatının içine doğru koştun. Bir perde var. Orası kahır perdesi. Bir perde var. Orası da nur perdesi. Sen Allah'ın nur perdesine koşacağına kahır perdesine koştun. Sen nura koşacağına nara koştun. Sen nara koştun. Ve o yüzden senin aklın tutuldu. Aklın tutulmasından, gözün tutulmasından, kulağın tutulmasından, kalbin tutulmasından kurtulmak istiyor musun? Allah'ın zikrine koş. Allah'ı zikret. Farzları yerine getir. Dinleme kimseyi. Annen seni kurtaramaz. Baban seni kurtaramaz. Şeyhin seni kurtaramaz. Namazını kıl. Kimseyi dinleme. Adam, kocan seni kurtaramaz. Karın seni kurtaramaz. Namazını kıl. Bak ne buyurdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin ekmeğinizi namaz kılanlar yesin. Namazını kıl. Bir kimse namazı kılmıyor. Şafii'ye göre küfür ehli. Bir kimse namazı kasten terk ederse İmam Şafii'ye göre nikahı düşer. Neden?
kasten namazı terk etmek küfürdür. Küfre düşen kimsenin otomatikman nikahı da düşer. Küfre düşen kimsenin Hanefi'de de nikahı düşer, Maliki'de de düşer, Hanbeli'de de düşer, Şafi'de de düşer. Dikkat edin, evlenecek olanlar, evli olanlar. Küfre düşmüş bir erkekle evlisin, Allah'ın laneti evin içinde dolaşıyor. Farkında mısın? Allah'ın kahri evin içerisinde dolaşıyor. Küfre düşmüş bir kadınla evlisin. Allah'ın laneti evin içinde dolaşıyor. Küfür ehli. Allah küfre düşenlere lanet eder. Dikkat edin. Neden kahır bize bulaştı değil mi? O kimsenin çünkü aklı körleşecek. Dünyanın en büyük hastalığı akıl körlüğüdür. Bir insan için en büyük hastalık akıl körlüğüdür. Akıl körlüğü. Allah'a sığınalım. Bu Cenab-ı Hakk'ın kahrına koşmaktan kaynaklanır. Allah muhafaza eylesin. Kahır dokunursa akıl kör olur. Helak olur insan. Allah muhafaza eylesin. Can da bu coşkunluğa dayanamaz. Gönül de kime ne söyleyeyim? Dünyada bir tek kulak bile yok. Bu Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatı var ya, bu Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yerli yerinde yapması, her şeyi yaratması, o varlık aleminin coşkunluğu, o varlığın coşkunluğu, bunu temaşa etmeye kalktığında, bu temaşaya buna ne can dayanır, ne gönül dayanır. Allah'ın sıfatlarının tecelliyatının mükaşefesini yapma. Bu sıfatlarının tecelliyatını izleme, seyretme, içinde yaşama. Bu o insanı halden hale, coşkunluktan coşkunluğa, hayretten hayrete taşır. Böyle olunca buna ne gönül dayanır, ne can dayanır. Tanrımar olur ortalık. Kime ne söyleyeyim? Dünyada bir tek kulak bile yok. Bu tecelliyatı, bu Cenab-ı Hakk'ın zatının coşkunluğunu, bu sıfatlarının tecelliyatını anlayacak, dinleyecek, o hal ile hallenecek. Hazreti Mevlana'nın yalnızlığına bakın. Bir tek kulak dahi yok ki. Ona anlatsın. O da anlasın. Bir tek kimse yok ki kalbi neşvi neva bulmuş. Kalbi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelligahı olmuş. Bir tek kimse yok ki onun aşkıyla aşklanmış. Aşkın kendisi olmuş. Hani Hazreti Mevlana ilk 18'de diyor ya, ne diyor? Bir kimse isterim. Ben diyor her yerde ağladım. Her yerde sızlandım. Öyle bir kimse isterim ki diyor. Benim bu derdim ne dertlensin. Beni anlasın. Aynı şeyi söylüyor. Bir tek kulak yok ki bunu dinlesin. Bu yalnızlığın en dibi. Asıl yalnızlık bu. Asıl yalnızlık bu. Bir kulak bulamamak. Bir kulak. Tabi Hazreti Mevlana Mesnevi yazdırdığı zaman, yazdığı demeyelim, Şemseddin-i Tebriz'i gider. Hem dünürüdür. Kuyumcu Selahaddin vefat eder.
hem en samimi arkadaşıdır. Hem de Şems-i Tebrizi'nin halifelerinden birisidir. O da vefat edince Hazreti Mevlana bir yalnızlık girdabına girer. Nerede bir kulak varsa onun yüzünden göz kesilmiştir. Nerede bir taş varsa onun yüzünden yeşim taşına dönmüştür. Kulak göz olur mu? Evet. Taş yeşim taş oluyorsa kulak da göz olur. Göz kulak olur mu? Evet. Sen sadece gözünle gördüğünü zannedersin, elin de görür. Sen sadece kulağınla duyulacak zannedersin, elle de duyulur. Hatta kulaksız da duyulur, elsiz de duyulur. Hatta gözsüz kulaksız da görülür. Gözsüz kulaksız da görülür. Yeter ki sen o içindeki gören gözü meydana çıkar. İçindeki duyan kulağı ne yap? Meydana çıkar. Nerede kulak varsa göz olur. O kulağı göz haline getirir. Hani dedi ya, farzlarla Allah'a yaklaşır. Farzları yerine getirir, nafilelerle yaklaşır, Allah'ı sever. Allah devam etti. Ben de onu severim. Ondan sonra devam etti. Ben onu sevdim mi? Gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür. Gözüyle görür demiyor bak. Benimle görür. Benimle duyar. Kulağıyla duyar demiyor bak. Kulağın duyacağı kilometre belli, ses de belli. Gözün göreceği kilometre de belli, ses de belli. Göz de zaten gördüğünde yanılır. Kulak duyduğunda yanılır mı? Her cevap yanılır. Kulak bir müddet sonra duymaz hale gelir. Benim sesimi şimdi normal olarak benim sesimi heykeldeki kimse duyar mı? Hayır. Ama benim sesimi bazı yerlerde televizyonsuz, internetsiz duyar mı bazıları? Evet, duyar. Duyar. Ha. Nereden duydu? Duyan göz, duyan kulak oldu. Gören göz oldu. Gören göz olursa görür. Duyan kulak olursa duyar. Tutan eli olurum. Demek ki elsiz de tutuluyormuş. Yürüyen ayağı olurum. Demek ki ayaksız da yürünüyormuş. Allah biz onlardan eylesin. Amin. Kimyayı 16DA176 hasta var, lütfen aracını çeksin. Burada mı sahibi? 16DE176 sahibi buradasa buradayım desin, aramayalım, yoksa yok diyelim, başka yerler arasınlar. Hasta varmış çünkü. 16DA176 16DA176 hasta varmış çünkü. Yok mu kimse Zeybek? O zaman yazıyı getirene söyleyin, kim dediyse burada yokmuş deyin. Hasta varmış çünkü, buralarda aramasınlar. Bulundu mu yoksa? Burada yok yani. Peki kim dediyse bu ilanı veren kimse, onu bulun deyin ki burada yok. Tamam.
Bizim adımız büyük olur çünkü Tekke'ye gelmişler de oradan arabasını çekmediler de onlar yüzünden hastamızı hastaneye götüremedik de. Sen istediğin kadar da biz ilan ettik. Bizim orada yokmuş da. Bir de böyle sıkıntısı var. Allah muhafaza eylesin. Adımız büyük olur. Kimyayı meydana getiren odur. Kimya da ne oluyor? Mucizeler bağışlayan o. Simya da nedir? Yeryüzündeki bütün ilimlerin sahibi o. Varlık ona ait. Sen yoktan var eden bir kimyacı gördün mü? Yoktan var eden bir fizikçi gördün mü? Yoktan var eden bir astrofizikçi gördün mü? Yoktan var eden bir doktor gördün mü? Bir ilim adamı gördün mü? Yoktan var eden bir bilgin getirdiniz mi bana? Sen normalde soda ile limonu karıştırdın, limonunu soda yaptın. Limonu da yaratan o, sodayı da yaratan o. Sen yoktan bir şey bana getir. Yoktan bir şey yap. Bütün kimyacılar toplansınlar, yoktan bir şey oluştursunlar. Onlar onunla onu karıştırıyor, onunla onu karıştırıyor, bir şey oluşturuyorlar. Buldu diyor. Lan ne buldu? Onunla onu karıştırdı. Küçümsemiyorum. Onunla onu karıştırmak da önemli. Ama ilahlık taslamasın bize. İlahlık taslıyor herkes. Bütün kimyayı meydana getiren, yaratan o. Mucizeler bağışlayan da o. Simyada ne oluyor? Simya ilmi var ya. Simya ilmi ne? Bakırı altın ediyor. Aman muhteşem bir şey, değil mi? Simya ilmi var. Bakırı altın ediyor. Taşı yakut ediyor. Brant ediyor. Simya ilmi. Böyle bir ilim olduğu söyleniyor. Demek ki var önceden. Belki de ta Harut Marut'a kadar dayanan bir şeydir. Çünkü Harut Marut'ta bu tip ilimler vardı. Bu tip ilimler olduğu için kendi kendilerine konuşuyorlardı. Bu insanlara hayret ediyoruz. Nasıl azgınlık yapıyorlar diye. Cenab-ı Hak da onları indirdi yeryüzüne. Harut'la Marut enteresan ilimler gösteriyordu insanlara. Enteresan şeyler öğretiyordu. Allah-u Alem simya ilminin bu noktada çıkış noktası da Harut Marut olabilir. Tabi sonra Zühre'ye takıldılar ya. Zühre de işveli, nazlı, güzel mi güzel bir kadın. İşvesiyle, nazıyla, güzelliğiyle mest ediyor herkese. Ondan sonra onlara ne yaptı? Bir insanı öldürttürdü. Katil oldular. Hazreti Mevlana Mesnevisinde bunu geçirir. O der bir tövbeyle yıldız oldu. Rivayet edilir ki Zühre yapmış olduğu işten çok pişmanlık duyar. Öylesine tövbe eder, öylesine tövbe eder. Cenab-ı Hak onun üzerinden bir yıldız yaratır ondan. Zühre yıldızı oradan gelir. Edebiyatlara konu. Veya Sirius yıldızı diyorlar ya. Kimisi gibi. Simya da nedir? Onun ilminin, onun mucizesinin yanında simyanın da bir anlamı yok. Şu benim övüşüm, övüşü bırakmak sayılır. Ben Allah'ı övüyorum ya diyor. Benim bu övüşüm, övüşü bırakmak sayılır. Hani Davut Aleyhisselam diyor ya, seni nasıl methedeyim ya Rabbi?
Ya Davut, bunu anladıysan methetmiş olarak kabul ettim. Hani Musa aleyhisselam diyor ya, sana nasıl hamd edeyim ya Rabbi? Ona da aynı şekilde diyor ya, bunu anladıysan hamd ettin sayıldım seni. Hani Hazreti Muhammed Mustafa da peygamberliğin son halakası. Hakkıyla sana ibadet edemedim ya mabut. Bakın bunda övmek, yani bunda hamd etmek değil. Hakkıyla sana ibadet edemedim. Bütün hepsinin üstü. Bu kubbenin orta noktası gibi. Her şeyi için alıyor. Hakkıyla sana ibadet edemedim ya mabut. Muhteşem bir şey. Hazreti Mevlana da diyor ki, senin bu övüşüm senin önünde en basit bir şeydir. Övmeyi bırakmak gibidir. Çünkü bu da varlık delilidir. Varlıksa yanlış bir şeydir. Ben seni övmekle kendimde bir varlık gördüğüme işaret. Bu da bir varlık delilidir. Ben kendi varlığımdan da geçmem gerek. Kendi varlığımı da hiç görmem gerek. Kendi varlığımdan da çıkmam gerek. Fena hali. Kendi varlığından geçip Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında var olmak. Artık senden zuhur eden her şey onun sıfatları hükmünde olmak. Gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, bütün sıfatlar ona teslim. Artık sen elini kendi aklına kaldırmıyorsun. Akıl ona teslim. Kalp ona teslim. Sen diye bir şey kalmadı. Fena. Eğer sen diye bir şey var ise fena da değilsin. Sen diye bir şey kalmayacak. Onun varlığına karşı yok olmak gerek. Allah'ın varlığının karşısında sen varlık iddiasında bulunma. Küstahlık yapma. Allah'ın önünde kendini fasulye gibi nimetten sayma. Bir şey mi oldu çocuklar? Yok değil mi? O zaman asla sakın ha varlık iddiasında bulunma. Allah muhafaza eylesin. Amin. Kör, yaslara batmış bir hiç, o kalbi çalışmayan, o kalbi katılaşmış, imandan, İslam'dan, zikrullah'tan uzak olan, o kör, yaslara batmış, gitmiş, perişan. Kör olmasaydı onun yüzünden erir giderdi, güneşin hararetini tanır da yok olurdu. Eğer gözlerinde perde olmamış olsaydı, sen Allah'ın sıfatlarının tecelliyatını görür, kendinde yokluğu yaşardın. Sen asla bir varlık iddiasında bulunmazdın. Ama sen körlüğünden dolayı Allah'ın sıfatlarının tecelliyatından uzaksın. O yüzden kendinde varlık görüyorsun. Yaslara batıp mor elbiselere bürünmeseydi şu alem buz gibi donar mıydı hiç? Bu alem bile körlüğünden dolayı ne oldu? Buz gibi dondu gitti. Bu alem. Sadece dünya değil. Bu alemde neydi? Hayalin üzerinde yürür gör. Bu alem neydi? Alemi hayalin üzerinde yürür gör. Allah cümlemizi öyle eylesin inşallah. Evet, bunu da haftaya inşallah vaktimiz kalırsa
Bakalım saat 10'u geçiyor. Önümüzdeki cumartesi akşam inşallah burada aşure programı var. Geleneksel yıllık aşure. Normalde aşure günü cuma gününe denk geliyor. Ama ve lakin biz onu cumartesiye aldık. Dedik ki iki gün üst üste burada ders olmasın noktasında. Allah izin verirse inşallah mesai bitti. Allah izin verirse önümüzdeki haftaya inşallah aşuremiz var. Yer ve gök halkı davet eder inşallah. Mesai bitirmiştik ama bu kardeş uzaktan yazıyor. O yüzden haftaya onu buraya kitlemeyelim yine. Meseleye bir iki kelam edelim. Eşimle siyasi olarak farklı düşünüyoruz. O benim düşüncemi biliyor ama dile getirmek istediğimde tartışma çıkıyor. Siz Facebook'ta şehitler ölünce sessiz kalıp şimdi sesi çıkanları eleştiren bir ileti paylaştınız. Ben de şehitlere sessiz kalanlardan olmak istemediğim için sizin paylaştığınızı paylaştım. Yine tartıştık. Böyle durumlarda doğru olan nedir? Benim için kendi doğru bildiğimi paylaşıp konuşayım mı? Yoksa tartışmayalım mı diye susayım mı diye sormuş. Doğrular karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu tip şeyleri bana sorarsanız ben bir kimse gücü yettiğince doğruyu haykırmaktan sorumludur, mükelleftir. Evet, Türkiye'de bir çifte standart var. Benim Facebook'um yok ama bizim Fatih bir de beraber mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar böyle bir Facebook sayfası açtılar. Bir tek onu bilmiyorum benimle alakalı. Onlara müsaade ettim zaten. Başka müsaade ettiğim kimse yok. Geri kalan benden habersiz, benimle ilgi ve alakası yok. Zannediyorum Twitter'dan alıyorsunuz değil mi onları? Evet, Twitter'da paylaştığım yazıları arkadaşlar oradan derleyip toparlayıp orada paylaşıyorlar herhalde. Olmazsa onun bir şifresini bana gönderin de ara sıra ben de gireyim oraya. Tamam. Normalde benim zamanım yok öyle Facebook'ta. Çünkü millet bir sürü soru soruyor. Oradan rüya anlatmaya kalkıyorlar. Bir sürü şey yapıyorlar. O yüzden Facebook açmıyorum. Kendimce zaman kalmıyor. İlgilenemiyorum. Oradan rüya soruyorlar. Ona cevap yazamıyorum. Öyle olunca da sanki böyle hani insanlar kendileriyle herhangi bir kimse ilgilenmedi mi düşünüyor. Böyle bir derdim yok. Keşke zamanım olsa herkesle ve her şeyle ilgilenebilsem. Twitter'da yazdım. Evet, gücüme gitti. Bu memleketin çocuğu olarak gücüme gitti. Gücüme giden mesele şu. İşte seçimlerden öncesinden itibaren, daha öncesinden de boyuna PKK, DHKBC, IŞİD, ben ayırmıyorum. Hangisi olursa olsun, buna Hizbullah'ı dahil, Türkiye'de deseler ki Hizbullah kurduk, elinde silah, elinde bomba, ben derim ki onlara da yanlışsınız, teröristsiniz. Açık söylüyorum onu. Açık söylüyorum. Dünya üzerinde nerede silahlı bir terör örgütü varsa arkasında muhakkak bir devlet vardır. Bir gizli istihbarat vardır onun arkasında. Dünyanın içerisinde kendi kendilerince bir şey yapmak isteyenler muhakkak onların arkalarındadır. Ben 54 yaşındayım. Ben 12 Eylül'de
Bayındır Ülke Ocakları Derneği'nde yönetim kurulundaydım. 12 Eylül ihtilali bizim üzerimize kuruldu. ...28 Şubat'ı yaşadım. İçinde, göbeğinde, canlı bir şekilde. Ve kendimce, bu benim kendi düşüncem. Bir kimsenin elinde silah var mı? Var. Onun arkasında muhakkak gizli servisler var, terörü onlar oluşturuyorlar. Gizli servisler var. Ve bunu açıkça da ilan ediyorum. Bakın diyorum, Afganistan önünüzde örnek. Yıkıldı. Afganistan diye bir şey kalmadı. Hani nerede mücahitler? Mücahitleri destekleyen Amerika nerede? Afganistan'da mücahitleri destekleyen Amerika nerede şimdi? Desteklediği mücahitleri bombalamakla meşgul şu anda. Çeçenistan'da cihad oldu, öyle değil mi? Çeçen cihadının komutanı İngiltere'den oturum alıp İngiltere'de oturuyor şimdi. Hani nerede Çeçen cihatçıları? Bosna. Bosna. Bosna'dakilerin sözü en son demişler ki eğer bu anlaşmayı imza atmazsan komple demişler soykırım yapacağız. Boşnak diye bir kimse kalmayacak burada demişler. Elinde silah var mı senin? Var. Kime karşı kullandın? Askere, polise, sivil insanlara. Devletin yanlışlıkları yok mu? Dolu. Ne yapacak? Bütün millet silahlanıp devleti mi yıkacak? O iki tane her şeyden habersiz polisin arkasından ellerini bağlayıp gece kafalarına mermiyi sıktıklarında, onları şehit ettiklerinde bu insanlar, Türkiye'deki bütün herkes, samimi olanlar buna hayır deyip yürüseydi bu işler bu noktaya gelmezdi. Dağlıca'da 16 tane asker öldü. Neredeydiniz ya? O 16 tane askerin ne suçu vardı? 16 tane asker, bir sürü yaralı, günlerce orada çatıştılar. Günlerce çatıştılar. Bu barışseverler, bu barışçılar yürüseydi ya Dağlıca'ya doğru. Asker ölünce ses seda yok. Polis ölünce, şehit olunca ses seda yok. Korucu ölünce ses seda yok. Hepsinde devlet yaptı. Sivil halk ölüyor, ses seda yok. Çocuklar ölüyor, ses seda yok. Solcusuyla, sağcısıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle gür bir seda. Teröre hayır diyebiliyorlar mı? Hayır. Asla tasvip etmiyor mu yapanlara Allah kat be kat lanet etsin. 100 kişi öldü ya. 100 kişi öldü en son Ankara'da. Yüz elli kusur da şehit var. 100 kişiye, 10 kişiye, 5 kişiye göstermiş olduğunuz tepki neden askerlere göstermediniz? Bir can daha ölmesini istemem. Neden ya kardeş? Asker canıyla, asker canıyla HDP'li canı arasında bir fark mı var? Kürt canıyla Türk canının arasında bir fark mı var? X canıyla Y canı arasında bir fark mı var? Evet.
Far. Var. Acı bir şey bu. Var. Çifte standart var. Buna üzgünüm. İsyanım buna. Çifte standartlılığa. İsyanım buna. Bir tane sufi gördünüz mü eli silahlı? Bir tane sufi. Menemen'de bir esrar keşin yaptığından dolayı ensemizde boza pişiyor 100 seneden beri bizim. Menemen'deki Kubilay hadisesinden bir esrar keşin yaptığı bir şey yanlış, eksik, noksan. Allah lanet etsin. 100 seneden beri sufilerin, ehli tarikatın ensesinde boza pişiriyorlar. Elimizde silah alıp şimdi biz de mi dağa çıkalım sufiler olarak? Biz mi gidelim, biz de mi asker öldürelim, şehit edelim? Var mı böyle bir yanlışlık? Görmüyor muyuz biz? Ben bu memleketimi, vatanımı seven insanım. Benim vatan anlayışım Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmiyor. Benim vatan anlayışım da Edirne'den başlayıp Kars'ta bitmiyor. Viyana'da başlıyor, Yemen'de bitiyor. Benim vatan anlayışım da orada bitmiyor. Eyvallah, bir şey demiyorum. Ama arkadaşlar, bir, ırkçılık yapmayın. İki, ölenlerin hepsi de bu vatanın çocukları. Bu toprakların çocukları, bu insanların çocukları. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Ayrımcılık yok, ırkçılık yok. Bir can öldüyse, bir can öldüyse, bütün Türkiye şunu rahatlıkla haykırmalı. Kardeş, bunu yapmaya hakkın yok senin. Sen bunu yapıyorsan teröristsin. Kimse kim? Hiç umurumda değil. Kimse kim? Öyle tehdide mehdide de kulak asacak bir kimse de değilim. Beni bilen bilir, bilmeyen de gelsin tanısın. Öyle böyle kalkıp da örtülü konuşmaya da bana gerek yok. Örtülü mail atmaya da gerek yok. Buradayım ben. 2007 mi bizim gelişimiz buraya? 2007 miydi? 2005 mi? 2005'ten beri her cumartesi burada sohbet ediyorum ben. Boş kabadayılığa gerek yok. Twitter'dan yazıyorum nereye gideceğimi. Benim korumam yok, yanımda da hiç kimseye götürmüyorum. Kim ne yapacaksa gelsin yapsın. Allah için yoldayız biz, canımızı feda etmişiz. Bugün feda etmedik biz, 14 yaşında feda ettik. Bugün feda edenlerden değiliz biz. Yaşım 14'tü benim. Hele boş lafa da, boş şeye de pabuç bırakacak kimse de değilim. Kim eline silah alıp huzuru kaçırıyorsa teröristtir ve arkasında yabancı devletler ve güçler vardır. Kim eline silah alıp askere, polise, sivile, kim eline bomba alıp askere, polise, sivile bunu kullanıyorsa kendi vatandaşına, kendi memleketine, kendi devletine kullanıyorsa onun arkasında muhakkak ki dünyayı idare eden emperyalist güçler vardır. Onlar emperyalist güçlerin maşasıdır. PKK maşadır. DHKBC maşadır. IŞİD maşadır. DAEŞ maşadır. Açıkça söylüyorum. Maşadır hepsi de. Hepsi de teröristtir. Hepsi de. Terörün dini, terörün dili, terörün ırkı yoktur. Terör, deccalın ve şeytanlaşmış insanların bir işidir. Kim masum insanları katlediyorsa, bütün insanları katletmiş gibi günah kebaire girer.
Kim olursa olsun. Siz bir masumun canını, siz biz günahsız bir kimseyi öldüremezsiniz. Siz öldüremezsiniz. Kimse öldüremez. Türkiye'yi bombalarla idare etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bombalara teslim olmasına, Türkiye'nin teröre teslim olmasına müsaade etmeyin. Bununla alakalı her yerde konuşuyorum, her yerde konuşacağım, müsaade etmeyin. Müsaade etmeyin. Bütün Türkiye, solcusuyla, sağcısıyla, CHP'lisiyle, hangi partiden olursa olsun, AKP'lisiyle, hangi partiden olursa ol. Senden istediğim bir tek bir şey var. Teröre hayır de. Nereden gelirse gelsin, de ki terör, terördür, terör bu memlekete zarardır kardeşim. Terör bu memlekete zarardır. İslami terörist olmaz. O İslam değildir. Bir Müslüman vatanı işgal edilirse savunmak zorundadır. Yaşadığı yer işgal edilirse savunmak zorundadır. Onun için mücadele etmek zorundadır. Başındaki siyasetçiler, başındaki devlet dağılır. O ülkeye İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı, İtalyan'ı geliyorsa Kurtuluş Savaşı yaparız, bir daha yaşarız. Onu yaşamaktan da imtina etmeyiz. Yaşarız. Hiç önemli değil, yaşarız. Ama geri kalan boşta. Terör terördür, evet. O yüzden haykırın. Bu sizin kocanız olabilir, bu sizin karınız olabilir. Bu sizin anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, kayınvalideniz, kayınpederiniz olabilir. Terör terördür kardeşim. İki yüzlülük yapmaya gerek yok. Baraj yapıyorlar, barajdaki çalışan makinaları yakıyorlar. Yol yapıyorlar, yolda çalışan makinaları yakıyorlar. Okul yapıyorlar, devlet okul yapıyor. Kahrolsun devlet dedikleri, devlet okul yapıyor, okulu yakıyorlar. Kahrolsun katil devlet dedikleri, devlet yol yapıyor. Benim vergimden yapıyor. Baraj yapıyor, benim vergimle baraj yapıyor. Sen neye binaen sen o barajı durdurmaya çalışıyorsun? Bana söyle mantık olarak. Belediye asfalt dökecek, asfaltın altına da bombaları koyacaklar. Ondan sonra asker oradan geçerken patlatacaklar. Bunun adı terör olmayacak, öyle mi? Belediye asfalt yapacak, asfalt yaparken bombaları koyacaklar. Böyle bir belediye düşünün. Polis arabası oradan geçerken patlatacak. Nerede görülmüş bu ya? Hasta var diyecekler, 118 telefon açtan ambulans gelecek. Ambulansın içerideki memurları siz öldüreceksiniz. Nerede var bu ya? Ve buna da terör demeyeceksiniz siz. Bu millet de buna susuyor. Evet. Teröristsin kardeşim. PKK terörist bir örgüttür. Bitti. DHKPC terörist bir örgüttür. Bitti. Bunun arkasında bunları destekleyenler teröristtür. Bunu destekliyorsan sen de teröristsin. Bunu destekliyor musun? Evet. Teröristsin sen de. IŞİD terörist bir örgüttür. Sen destekliyorsan sen de teröristsin. Onun yaptığı katliamdan sen de alacaksın. O bir katliam edecek, o katliamdan sen de sorumlusun. Sorumlusun. O teröristin yapmış olduğu bütün terörlerden sorumlusun. Eğer onu destekliyorsan. Bir Müslüman nasıl terörü destekleyebilir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimse terörü destekleyebilir mi? İslam'da anarşi yok, terör yok. Yok, yok.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'de terör mü estirdi? Gizlice gidip Ebu Cehil'i mi öldürttürdü? Ebu Cehil Bedir'de öldü. Karşılıklı savaşta öldü. Sen çıkarsın, silahlanırsın, çıkarsın meydana. Küfre karşı mücadele ne dersin? Bir Müslüman teröre evet diyemez. Teröriste evet diyemez. Masumların öldürülmesine evet diyemez. Ben Ankara'daki eylemin olduğu gece burada dedim ki oradaki ölenler la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorlarsa şehit hükmünde dedim. Evet. Neden? Zulmen öldürüldüler. Zulmen öldürüldüler. Zulmen öldürülen herkes şehit hükmündedir. Adamın elinde silah var mı yok, tabanca var mı yok. Adam çıkmış orada siyasi bir faaliyet gösteriyor. Sen onu öldüremezsin. Sen onu öldüremezsin. Kim olursan ol. Onun öldürülmesini kim destekliyorsa öldürmüş gibi günah kebaire gir. Siz neden askerler için, polisler için, orada öldürülen siviller için, çocuklar için bağırmadınız ki? Benim isyanım bu çifte standartlı. Her yerde söylüyorum. Çifte standart. Yazık değil mi? Doğuda, güneydoğuda öldürülen insanlara. Onların canları daha mı kıymetsiz? Doğuda, güneydoğudaki o sivil halkın canı daha mı kıymetsiz? Doğuda, güneydoğuda şehit olan o askerler, o polisler, o kamu görevlileri, öğretmenler, sivil insanlar, o çocuklar daha mı kıymetsiz ya? Bu nasıl ikiyüzlülük? Diyarbakır Baro Başkanı bangır bangır bağırıyor. PKK terör örgütü değildir. İyi. Ne o zaman? Elinde silah var. Ne var? Ne bu ya? Elinde silah, birini öldürdü. Ne diyeceğiz biz bu adama? Bu katil değildir. Ya bu öldürdü bunu. Bir hukuk adamı söylüyorum. Yani gelse o adama birisi dangada vursa silahla. Ben katil değilim. Neden? O terör örgütü değilse ben de katil değilim. O katil olmuyor da ben neden katil oluyorum? Bir PKK teröristi gelecek askeri şehit edecek, katil değil o. Terör örgütü de değil. Kim o zaman? Hangi hukuka göre değil? Bana bir hukuk söyleyin. Bana bir hukuk söyleyin. Elinde silah birisini öldüren bir kimse katil olmasın. Bana bir hukuk söyleyin. 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi toplanmış. 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi toplanmış. Asker şehidi diyor, polis şehidi diyor. Bunlar terörist değil. Bir hukuk söyleyin bana. Bir dünya tarihinden örnek getirin bana. Bugünkü mevcut dünya düzeninden bir örnek getirin bana. Ondan sonra ben AK Partili şeyhim. Ondan sonra ben AK şeyhim. Ondan sonra ben siyaset yapıyorum. Ben sana şu partiye oy at demiyorum ki.
hangi partiye oy atarsan at, bana ne ya? Senin oyunun hesabını mı vereceğim bir de mahşerde? Var mı ağzından şu partiye oy atın diye beni 25 yıldan beri tanıyor burası? Bir kişi desin ki, 30 yıldan beri ben dergahın içindeyim. 30 yıldan beri bir kişi desin ki, Mustafa Özbağ bu seçimlerde şuraya oy atın dedi bize desin. Bitti. Ben koyun yetiştirmiyorum. Ben herkes aklını kullansın, aklını körlükten çıkarsın diye uğraşıyorum. Gitsin nereye atıyorsa atsın. Biz o cemaatlerden, o tarikatlardan değiliz. Milleti koyun gibi görelim. Filanca yere oyunuzu atacaksınız diyelim. Asla demem. Ben bir tek referandumu evet dedim. Cumhurbaşkanlığını halk seçsin istedim. Evet. Doğru gördüm onu. Bu da benim hakkım. Benim bir partiyle uğraşacak olsam ben gider başbakanlığa oynarım zaten. İddialıyımdır öyle. Dedim ki ben parti kuracağım, iktidar olacağım, cumhurbaşkanı olacağım, başkan olacağım, hükümet kuracağım dedim. Siyaset iddialı insanların işidir. İddiasız insanların işi değildir. Hırslı insanların işidir. Hırsız, hırs olmayan insanların işi değildir. Mesela müminlik iddia işidir. Aşıklık iddia işidir. Sufilik iddia işidir. İddialı olmayan adamların sufilikte işleri yoktur. Adam mücadele edecek, gayret edecek, sabredecek, koşturacak. Sufilik bu. Adam böyle meymenetsiz, kimliksiz, kişiliksiz, iddiası yok, hiçbir şeysi yok. Ondan sufi olmaz. Hiçbir şey olmaz ondan. At kenara. O adamın uyanıp, silkelenip, yürümesi, koşması lazım. Böyle bir şeydir. Benim siyasetle işim yok. Benim siyasetim Kur'an, sünnet, vatan, millet. Beni parti ilgilendirmiyor. Beni bu memleketim ilgilendiriyor. Ben bu memleketin çocuğuyum, bu memlekette yaşıyorum. Benim ikinci bir pasaportum yok. Öyle bir tarafım sıkışınca Almanya'ya, Amerika'ya gidecek halim yok benim. Bir tarafım sıkışınca Suriye'ye, Irak'a, İran'a kaçacak yerim yok benim. Yok. Biz 28 Şubat'ta da kaçmadık, durduk burada. Mücadele ettik. Her gün basıldık, burada basıldık. Burada basıldık. Her gün basıldık, basıldık. Her karakolu dolaştık, dolaştık. Her şehrin karakolunu dolaştık, dolaştık. Dolaştık. Yargılandık da. Adam hiçbir şey bulamadı, polis hakaretten götürdü beni. Ne yaptım dedim ya, ne hakaret ettim diyorum, polis kafasını eğiyor bana, Balıkesir'de. Gece saat 2, doktora götürdüler orada. 3 gün iş göremez raporu aldı, eli darp olmuş. Elinde hiçbir şey yok, parmağı, sertçe parmağı darp olmuş, sertçe parmağı. Doktora dedim ki, mahşer kurulacak. Doktor dedim. Mahşer kurulduğunda elim boğazında olacak dedim. Böyle silkeleyeceğim seni dedim mahşerde. Hipokrat yeminin seni orada kurtaramayacak dedim. Uyduruktan serçe parmağına darp olmuş sözde. Ya dokundun mu ben sana diyorum, ben susuyor. Ya doktor dokunmadım buna diyorum. Bu adama dokunmadım bile. Bu adamı görmedim bile diyorum ya. Bu adam nereden çıktı? Nereden 3 günlük rapor veriyor? Doktor kafasını kaldırıp bana cevap veremiyor. Ben bir de ondan yargılandım biliyor musunuz? Evet. 8 milyara yakın para harcadım bir de ben ona. Veysel Aşkın orada, gidin. Veysel Aşkın biliyor davayı. Bu.
biz silah alıp dağa çıkmadık. Dedik ki bu devlet bizim, bu millet bizim, bu vatan bizim. Bu günler bitecek, bu günler geçecek. Hepsine de her götürüldüğüm yerde dedim. Beni dedim televizyonlardan izleyeceksiniz. Beni dedim basından, internetten, medyadan izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki dedim, bu o Mustafa Özbağ. Susacaksınız dedim. Kafanızı gömecek yer arayacaksınız bu vatanda dedim. Ama bulamayacaksınız dedim. Mahşerde de dedim boynunuz eğilecek. Mahşerde dedim eğildiğiniz yerden çıkaracağım sizi dedim. Çıkaracağım dedim, Allah onu bana verecek dedim. Burada da dedim Allah bunu bana gösterecek dedim. Bu vatanda, bu topraklarda beni dedim televizyonlarda izleyeceksiniz. İnternetlerde izleyeceksiniz. Her yerde izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki dedim. İşte bu o Mustafa Özbağ. Biz mücadelede de geliyoruz. Hiç kimse altın tasla bir şey ikram etmiyorlar. Terör terördür kardeşim. Eline silah alıyorsan ve katil devlet diye bağırıyorsan karşısında dururum. Bunun adına ne siyaseti diyorsan de, bu vatanın çocuğuyum ben. Ben bu vatanın çocuğuyum. Ben Denizli müftüsünün arkasındayım. Var mı diyeceksin? Nasıl Denizli'deki müftü Yunan çıkarken cuma size farz değil, yürüyün dedi. Yunan'a karşı mücadele etmekle mükellefsiniz. Ne dedi Maraş'taki hoca? Siz şimdi dedi Fransızlarla savaşmakla mecburiyetindesiniz. Evet. Benim yolum onlardan geçiyor. Bu memleket, bu ülke terörle mücadele etmek zorunda. Teröre paye vermeyecek. Teröriste paye vermeyecek. Bu memleketi elinde bomba olanlar yönetmeyecek. Bu memleketi elinde keleş olanlar yönetmeyecek. Bitti. Derdim bu benim. Derdim bu. Bu memleketi yönetecek olanlar, bu memleketi yönetecek olanlar. Doğru, dürüst, iyi, vatansever, memleketsever, milliyetsever insanlar olacak. Bitti. Bu benim derdim. Oy zamanı gelmişti. Kime oyunu atıyorsan at. Beni ilgilendirmiyor. Teröre destek vermeyeceksin kardeşim. Teröriste destek vermeyeceksin. Nerede olursan ol. Vermeyeceksin. O kimse elini silah aldığında sen bir teröristsin diyeceksin ona. Bitti. Onu destekliyorsa sen de teröre de destek veriyorsun kardeşim. Benden işin olmaz senin. Senin aklın körelmiş, akıl tutulması yaşıyorsun sen. Akıl tutulması yaşıyor. Hepsini de Allah hidayet eylesin, akıl tutulmasından kurtarsın. El Fatiha, ma selavat. Amin. Şehit